EkoTürk ekranlarındayız. Kısa bir aranın ardından haftanın son işlem gününde Sözüm Var'a devam ediyoruz. Çok kıymetli bir stüdyo konuğum var. Savunma sanayi uzmanı Turan Oğuz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi gündem aslında bir hayli yoğun. Baktığımızda çok kısa bir süre içerisinde birçok şeyin değiştiğini görüyoruz. Küresel siyaset hareketli, etkilerini bize yakından hissediyoruz ki çoğu zaman işin içinde Türkiye'de var bizatihi olarak. Son zamanlarda konuşulan ve bir türlü mutabakat sağlanamayan bir konu var ki Patriotlar mı, S-400'ler mi? Bu süreç aslında nasıl gelindi onu bir detaylandıracağız ama son olarak Pentagon dedi ki F-35'leri bile tabii vermeme durumu vardı ABD'nin Türkiye'ye. S-400 konusunda ısrarcı olursa alınırsa S-400 bir şekilde F-35'ler teslim edilmez gibi bir ihtar çekildi gibi yorumlanabilir mi bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız. Son olarak da Pentagon dedi ki pilotlar eğitime devam etmekte bugün itibariyle aldığımız bir haber ve F-35'ler teslim edilecek. Bu teslimatla birlikte Türkiye'deki F-35 sayısı da 4'e çıkacak. Şimdi buraya gelene kadar şöyle bir S-400 sürecini irdeleyelim mi? Çünkü kritik günler, hareketli günler, 8 Nisan'da da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesini bekliyoruz Kremlin'de. Rusya'dan S-400 alımı gündemde olabilir mi? Olursa ne olur? Pence'in, Pompeo'nun açıklamaları var. Çavuşoğlu yine NATO zirvesindeydi. Buyurun isterseniz NATO ile bir başlayalım. NATO'nun gündemin önemli konularından biriydi. 70. yaşını kutladı NATO. Doğru. Şimdi bizim tabii Amerika ile çıkar çatışması konularından bir tanesi S-400. S-400'e bakarsanız daha doğrusu Telluride ihalesi diyelim. Bizim uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri ihalesi 2006 yılında başladı. 2006 yılında bununla ilgili resmi işlemler başladı. 2010 yılında tüm taraflardan ilgili teklifler alındı. 2013 yılında Çin şirketinin kazandığına ve bununla görüşmelerin başlayacağına karar verildi. Görüşmeler devam ederken 2015 yılında ihale iptal edildi. 2016 yılında tekrardan Rusya ile bu sefer S-400 üzerinden görüşmeler başladı. Günümüze kadar geldi bildiğimiz görüşmeler, görüşmeler ve ilerlemelerle. F-35'e bakarsak diğer tarafı Türkiye 2002 yılında 1998-1999'da ilgilenmeye başladı F-35 ile. 2002 yılında bununla ilgili gösterim aşamasında 3. sınıf ortak olarak yaklaşık o zamanlarda 175 milyon dolar ödeyerek projeye dahil oldu. 9 tane ortaktan bir tanesi oldu. 2016 yılında SİSİK kararıyla, Savunma Sanayi İcra Komitesi kararıyla gelecekte F-35 uçaklarının kullanılmasına karar verildi. 2007 yılında da yine ABD ile bunun geliştirme, üretim ve gelecekteki bakım kısmı ile ilgili kısmına tekrardan bir mutabakat, ikinci mutabakat muhtırası. İlki katılırken mutabakat muhtırası yapılmıştı. İkinci mutabakat muhtırası ile 2007 yılında da sisteme dahil oldu. Dolayısıyla geçmişlerine bakarsak böyle bir süreç var. Bu noktada tabii büyük anlaşmazlıklar Türkiye'nin 2016 yılında S-400'ler için konuşmaya başlaması ve 2017'de artık resmileştirmesiyle ayyuka çıktı. Bununla ilgili çok hızlanmış şekilde devam etti. En son zamanlarda da biliyorsunuz oldu olmadı derken şu son bir hafta içerisinde büyük bir bilgi bombardımanı başladı. Bunlardan bir tanesi işte ABD Başkan Yardımcısının yaptığı bir açıklamaydı. Bir nevi bir tehditti. Onun haricinde hep Amerikan kaynaklarından bilgi ulaştı bize. İşte eğitimle ilgili parçalar gönderilmeyecek, yok gönderilecek dendi ondan sonra. Ondan sonra pilotların eğitimi durduruldu diye bir kongre üyesinden bir açıklama geldi. Daha sonra yine Pentagon'dan hayır durdurulmadı, devam ediyor dendi. Dün itibariyle toplarsak bunları, dün itibariyle bir adet 18-0003 numaralı yani 3. uçağımız teslim edildiği söylendi. Pentagon sözcüsü tarafından 4. uçağımızın da bugün teslim edileceği, pilotlarımızın şeye devam ettiği, malzemelerin gönderilmediği, negatif gönderilmediği
Diğer yandan da başka bir Pentagon sözcüsünden de benzer bir açıklamalar yine yani eğitimlerin devam edeceğine yönelik yine bir şey, yine bir açıklama geldi. F-35 program sözcüsü Koramiral'den de iki tane şey söyledi. Bir, bunlardan Türkiye bunların yaklaşık %6-7% imal etmektedir F-35'lerin. Bu önemli bir şey. Ve Türkiye'nin programdan çıkması yaklaşık 50-75 uçaklık ve 2 yıllık bir gecikmeler serisine sebep olabilir dendi. Aynı zamanda başka bir Pentagon sözcüsü de Türkiye'ye verilen iki tane F-35 uçağı geri alınmayacak dendi. Dolayısıyla şu anda tabii Rusya tarafından da S-400'leri teslim edileceği ile ilgili sürekli destekleyici açıklamalar geliyor. Rusya bu işin resmi olarak hiçbir tarafına karışmamaya çalışıyor. Mevcut durumun özeti bu. Şimdi şöyle genel geniş bir özet yaptık. Çok karışık olduğunu söyledik aslında bu işin. Tabii sadece bu Türkiye ayağı bazında değil. Gündem çok hızlı gelişiyor ve değişiyor dünyada. Biz de bunun bir parçası oluyoruz nihayetinde. Etkileşim içerisindeyiz. S-400 de aslında en çok tartışılan konulardan biri son zamanlarda. Bazen gerginliklere yol açtı. Hala stabil ve net bir sonuç olmamakla birlikte Türkiye S-400 hava savunma sanayi alımına neden ihtiyaç duydu? Şimdi Türkiye öncelikle 1990'ların başında Körfez Savaşı ile bu ihtiyacın farkına vardı. Çünkü çevresinde balistik füzeler uçuşuyordu. Türkiye'nin kullanacak hiçbir şey yoktu kendine atılırsa. Nitekim bu arada tabii çok üzeri açılmayan Türkiye'ye de füzeler düştü vesaire vesaire, bu kısmına çok girmeyelim. Ama 1997 yılında da resmen ilk başvurusunu yaptı kuvvet ve Patriot istedi aslında ilk zamanlarda. İstediği şey, tanımladığı hava savunma sistemi Patriot'tu tabii. Bundan sonra tabii niye ihtiyacımız var? Her şeyden önce bir, şimdi sisteme gerekliliğine bakarsak bir NATO ülkesiyiz. İhtiyacımız halinde sistem verildi bize. Yani bugün hala bakarsanız İncirlik çevresinde bir Patriot bataryası var. Kahramanmaraş'ta da bir SAMP/T bataryası var. Ancak bunlar hiçbir zaman ihtiyacımız olan kadar olmadı ve ihtiyacımız olan yerlere konulacak şekilde değildi. Artı ne olursa olsun bir ülke bağımsızlığını sağlayabilmesi için bir hava savunma sistemi ağı kurması lazım. Bu bir soğan kabukları gibi düşünürseniz katmanlar halinde olacaktır. Biz daha sonra ilk başta aslında ihaleye çıktığımız zaman kısa ve orta irtifa hava savunma için de çıkacaktık. Ama daha sonra yapabileceğimizi kararlaştırınca onları çıkarttık, sadece uzun menzillileri. Yani şu anda Hisaro gibi alçak ve orta menzilli hava savunma sistemlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bunun kısa vade öncesinde geçtiğimiz günlerde atışları yapıldı. Önümüzdeki tarihte de yeniden Aksaray'da atışlarının yapılacağına dair çeşitli yayınlar yapıldı. Dolayısıyla bunlar bir yandan ilerleniyor 2021 ve 2022'de hazır olacak şekilde. Ancak en büyük eksiğimiz uzun menzilli hava savunma sistemi, hava soluyan hedeflere karşı, yani bunlar uçaklar, helikopterler, seyir füzeleri, işte İHA'lar gibi. Artı bunun da ötesinde bölgemizde büyük bir hala balistik füze tehdidi var. Ve bu balistik füze tehdidine karşı da yani hem hava savunma hem balistik füze savunma ihtiyacının açısından iki tane ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunlar Türkiye'nin büyük ihtiyaçları. Yaklaşık 20 küsür seneden, 28 seneden beri de farkında olduğu, 22 seneden beri de sürekli talep ettiği ama henüz çeşitli sebeplerle yerine koyamadığı savunma sistemleri. Bunlar saldırı sistemleri değil, hava savunma adı üzerinde savunma sistemi olduğu için bir saldırı amacı da yok. Bir ofansif, karşı tarafı etkilemeye yönelik de kendimizi korumaya yönelik sistemler. Dolayısıyla bunlara bu sebepten dolayı ihtiyacı var. Aslında dediğim gibi Türkiye'nin alçak, orta ve yüksek irtifada hava savunma sistemlerine ihtiyaçları var. İlk ikisini kendi yapıyor, yapmaya devam ediyor. Üçüncüsünü de S-400'ü de geçici olarak alacak. Bu arada kendi de tabii
Siper adında uzun menzilli bir hava savunma sistemi de çalışıyor. Aha. Ancak bu hava soluyan hedeflere karşı olacak, balistik füzelere karşı olmayacak ilk etapta. Bunun haricinde SAMT, demin söylediğim sistemlerden bir tanesi olan, üreticisi olan Eurosam'le de bir fizibilite etüdü dediğimiz bir, diyebileceğimiz bir çalışma yapılıyor. Bunun sonucunda birlikte çalışmaya karar verirse bir sistemde birlikte geliştirme projesi olabilir. Şimdi Tronos belki de S-400 konusunun en kritik aydınlatılması gereken noktalarından konu başlığı olarak görülebilir diye düşünmekteyim. Şimdi NATO ile ilgili yapılan toplantıda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence dedi ki S-400 ile ilgili Türkiye'yi uyardı. Bizatihi tavrını, daha doğrusu telaffuzunu okuyacağım. Türkiye'ye açıkça belirttik ki NATO müttefiklerimizin, ittifakımızın birliğini tehdit edecek şekilde düşmanlarımızdan silah satın alması karşısında tepkisiz kalmayız dedi. Bu açık bir tehdit mi bir nevi? Yoksa hayır öyle değil ama bir nevi önlem gösterilmesi, önlem alınması için atılacak adımı beraberinde getirsin diye kısmi bir gözdağı olarak okunabilir mi? Şimdi ABD ile ilişkilerimize baktığımız zaman kurumsal tarafta, yani kurumlar arası, bakanlıklar arası baktığın zaman hep biraz ılımlı gidildiğini dikkat çekiyoruz. Ama özellikle Trump ve Pence yaptığı zaman çok sert açıklamalar yapıyorlar, evet, baktığınız zaman. Bu biraz tabii hem neokonlar hem evangelistlerin etkisiyle yapılıyor. Ben size bu konuda sonda söylenecek şeyi başta söyleyeyim. S-400 bir askeri veya teknik bir konu değildir. Artık değil ya da. Artık evrildi mi? Tamamen siyasi bir konu haline geldi. Evrildi. Yani buna evrildi. Dolayısıyla herkes birbirini onun üzerinden veya S-400'le karşılık F-35 üzerinden tehdit ediyor. NATO'ya bakarsanız dün itibariyle hala NATO Genel Sekreteri, ülkeler kendi istediği hava savunma sistemlerini alabilir diyordu. Evet. Bunda bir değişiklik yok ama Pence NATO ile ilişkilendirerek de tehdit ediyor Türkiye'yi. Yani dolayısıyla ima ediyor, sopa gösteriyor bir yandan. Ama altından sopa göstermek değil mi? NATO'ya yönelik burada de bir sopa gösteriyor. Sadece ABD ile ilişkiler değil, NATO ile ilişkileri de NATO ally diyerek, NATO müttefiki diyerek, müttefiki. Orada da, oraya da İhtar çekiyor bir nevi. Evet, oraya da sıçramasına sebep oluyor. Şimdi şöyle bir şey var Tronos. Tabii baktığımızda Pence'in bu açıklamaları evet net ve sert gibi gözüküyor. Hem ABD hem de NATO, sözde genel olarak Pence'in de dahil ettiği bir perspektifle söylüyorum, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini almasını istemiyor. Bu sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklaması vardı ki konuyla ilgili. Bu S-400'lerin tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacağını ve bunların NATO sistemlerine F-35 dahil herhangi bir tehdit oluşturmayacağını biz başından beri söylüyoruz dedi. Türkiye bu noktada net bir şekilde anlaşılamıyor mu? Ya da Türkiye'nin S-400 alması NATO tarafından ne gibi bir tehdit oluşturabilir? Şimdi ben size tabii yine farklı bir şey söyleyeyim. S-400 alınsa da alınmasa da burada asıl mesele ABD ile Türkiye'nin çıkar çatışmalarıdır. Dolayısıyla ben kendi açıma bunların hepsini sıraladığım zaman 22 kalem Türkiye ile ABD için, günümüz ve ilerisi için 22 kalem çıkar çatışması görüyorum. S-400 veya F-35 bunların en hafifi. Öyle mi? Tabii ki. Yani bakarsanız... Öngörüleri şöyle paylaşmak ister misiniz önemli ana başlıklar tabii altında? Ki. Bakarsanız tabii en baştan ya bunların içerisinde İran'a yaptırımlar. İran için aslında Türkiye'ye bir yaptırımlar konusunda bir özel durum sağlandı ama bu 6 ay içindi. Bu 6 ay da bitiyor yani. Evet. Bu unutulan bir nokta. Bundan sonra Türkiye'ye bir baskı başlayacaktır. Artı İran'a bir baskı yapılıyor. Türkiye'nin de katılması istenecektir. Dolayısıyla baktığımız zaman aslında bölgede İran, Irak, Suriye, Türkiye güçsüzleştirilmek isteniyor. Bunun da tabii ana sebebi İsrail'e bir cennet yaratılmak isteniyor Orta Doğu'da. Bu cennetin kara ayağı işte bu dört tane ülkenin güçsüzleştirilmesi artı Doğu Akdeniz'de, denizde de işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve İsrail'in oluşturduğu bir konsorsiyumla doğal gaz ve petrol, hidrokarbon kaynaklarına yönelik
Mediz hattı üzerinden Avrupa'ya hidrokarbon kaynaklarının aktarılması. Burada da tabii amaç Rusya'nın biraz sınırlandırılması, Rusya'nın elindeki doğal gaz kartının alınması hedefleniyor. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman İran'da bunlar, Irak'ta yine Kuzey Irak meselesi. Hı hı. Aynı şekilde aramızdaki büyük problem. Daha yine aynı şekilde daha dün bizi parantez içerisinde tehdit ettikleri Kuzey Suriye'de çok büyük problemlere yol açabilir. Kuzey Suriye'ye Türkiye'nin müdahalesi çok büyük problemlere yol açılabilir deniyor. Münbiç meselesi var, uzun süredir çözüldü, çözülmedi, çözüldü, çözülemedi derken. Bakıyoruz, geçiyoruz işte Medist, yani Doğu Akdeniz'de Medist hattının bizim kendi egemenlik alanlarımızdan geçmesi konusunda bir problem var. Yani mavi vatanımıza tecavüz konusunda bir problem var. İşte 12 mil konusunda aynı şekilde ABD'nin müdahil olması var. Karadeniz'e geçiyorsunuz. Karadeniz'de tabii yine aynı problemler devam ediyor. Yani Montrö Sözleşmesi'ne aykırı talepler yapılması, Türkiye'nin de ciddi bir şekilde, sıkı bir şekilde kullanması. Aynı şekilde ABD'nin Romanya'da bir üs açması talebi doğrultusunda yine Akdeniz'de bir şu anda hala kendi bizim açımızdan bir barış denizi olan Akdeniz'in eğer NATO kuvvetleri girerse karışacak olması gibi çok sayıda, tamamını burada şey yapsam zamanımızın yetmeyeceği, hı hı, konular var. Dolayısıyla aslında S-400 bunların içinde bakarsanız en masumanesi, en basiti ve F-35. Dolayısıyla bizim problemlerimiz çok daha başka. Bu biterse, belki bu bitmeden başka bir problem başlayacak. Bizim problemimiz aslında Türkiye-İsrail ilişkileriyle direkt bağlantılı bakarsanız. Bu da şimdi Netanyahu eğer değişirse önümüzdeki süreçte farklı bir sürece girebiliriz. Olumlu olumsuz gelecek kişiye bağlı ama dediğim gibi bu süreçle ben direkt bağlantılı buluyorum. F-35 veya S-400 eşittir meselesini de çok masumane küçük bir şey olarak buluyorum bunun içinde. Yani sorunun temelinde, kökeninde çok ciddi bir şey yatıyor. Bunun zaman zaman adı değişiyor gündeme göre diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. Merak ettiğim için soruyorum. Çok kısa cevap istiyorum çünkü başka soracak bir şey de var. Golan Tepeleri'yle birlikte Amerika'nın destek çıkmasından sonra Netanyahu'nun önümüzdeki seçimlerde elinin güçlendiğini düşünüyor musunuz? Çok kısa lütfen. Vallahi tabii elinin güçlendi ve zaten bunun içinde. Bu, yani zamanı bunun içinde. Evet, benim zamanlama bunun için diyorsunuz. Pekala. Şimdi yine ABD temasları bir yandan devam ederken Çavuşoğlu da diyor ki ABD'nin tutumu müttefiklik ruhuna uymuyor diyor NATO'nun genel sekreterinin yaptığı açıklamadan da sonra. Ve biliyorsunuz ki NATO'nun gündeminde olan ülkelerden biri de Rusya'ydı. Erdoğan'ın 8 Nisan'da Putin'le bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Kremlin süreci başlayacak önümüzdeki hafta. Son birkaç dakikamın içerisine girdim. Öngörüleriniz, beklentileriniz nedir? Senaryoları aslında bir nevi seslendirmenizi rica edeceğim. Ya tabii ki en başta Suriye söz konusu olacaktır burada ve İdlib meselesi söz konusu olacaktır. Biliyorsunuz hala işte daha dün tekrardan işte Türkiye İdlib'le ilgili artık bir adım atmalı diye Suriye'den bir çıkış geldi. Dolayısıyla bu o toplantıya gündem olması açısından da o zaman doğru zamanda söylenmiş olduğunu ve özellikle o zamanın seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla İdlib ana konulardan bir tanesi olacaktır. Tabii ki ekonomik ilişkilerimiz, yani hem Türk Stream, Türk Akım projesi, hem işte turizm, hem yiyecek gibi şeyler, domatesden tutun diğer şeylere kadar, bunlar da söz konusu olacaktır. Benim kendi alanıma gelirsek tekrardan dediğim gibi İdlib meselesi mutlaka, çünkü telrifatta da ortak olmasa bile müşterek şeylere başladık, devriyelere başladık. 3 tane devriye yaptık telrifatta Rusya ve Türkiye olarak. Dolayısıyla bu devam edecektir, bunlar konuşulacaktır. S-400 konusunda karşı taraflar tekrardan tutumlarını doğrulayacaklardır. Yani kararlılıklarını göstereceklerdir. Burada bir değişiklik olacağını, Türkiye'nin henüz bir değişiklik yapmadığına göre Rusya da destekliyor. Değişiklik olmayacağını farz ediyorum. Dolayısıyla genel anlamda ana konuların bunlar olacağını düşünüyorum. Tabii bunun altında çok daha farklı detaylı konular olacaktır.
Pekala, çok teşekkür ediyorum. Çok kısa zamanda çok geniş konu başlıklarını en hızlı şekilde özetlemeye, anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Savunma sanayi uzmanı Turan Oğuz, katkılarınızdan ötürü sağ olun, var olun. Önümüzdeki günlerde sürecin tabii daha stabil, daha hararetsiz geçmesini diliyoruz tüm ülkeler adına, dünya barışı içinde. Ona keza sağ olun, var olun tekrar. Ve değerli izleyenler, söyleyecek sözü olanların programı Sözüm Var burada sona erdi. Tarihlerimiz bugün 5 Nisan'ı gösteriyordu. Cuma gününde saatleri 12'den 13'e bağladık sizlerle birlikte. Yayına katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.